Sayın seyirciler, AK Parti Denizli Milletvekili ve MKYK üyesi Nihat Zeybekçi İnşaat Mühendisleri Odası'nı ziyaret etti ve burada üyelerle kahvaltıda bir araya geldi. İMO Başkanı Ün bize hazırladılar, hazır gömlek giydirdiler, artık böyle olmak istemiyoruz dedi. Ne demek istedi? İsterseniz haberin ayrıntılarını da izleyelim. AK Parti Denizli Milletvekili ve MKYK üyesi Nihat Zeybekçi İnşaat Mühendisleri Odası yönetimiyle kahvaltıda bir araya geldi. İnşaat Mühendisleri Odası binasında yapılan kahvaltıya AK Parti Denizli Milletvekili ve MKYK üyesi Nihat Zeybekçi, Denizli Belediye Başkan Yardımcısı ve İnşaat Mühendisi Şamil Çınar, İnşaat Mühendisleri Odası Denizli Şubesi Başkanı Hayri Ün ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Kahvaltı öncesi bir açıklamada bulunan Hayri Ün, inşaat mühendisleri olarak bulundukları konumdan memnun olmadıklarını ifade ederek, özellikle son yıllarda bizlere rol hazırladılar ve üzerimize gömlek giydirmek istediler. Bizim böyle olmamız istendi. Bizlere hükümet kim olursa olsun onların karşısında olacaksınız dediler. Ama biz böyle bir durumda olmak istemiyoruz dedi. Tabii son gelinen nokta itibariyle ben Sayın Milletvekilimiz buradayken de özellikle onu belirtmek istiyorum. Biz bulunduğumuz konumdan ve durumdan memnun değiliz. Değiliz derken şu açıdan özellikle onu söylemek istiyorum. Türkiye'de bize bir takım roller öğrettiler. Bir takım gömlekler hazırladılar. Bu rolleri oynamak zorundasınız, bu gömleği giymek zorundasınız dediler. Biz şu andaki mevcut yönetim olarak bu rolü oynamak istemiyoruz. Odalara biçilen rol bugüne kadar hep şuydu. Hükümet kim olursa olsun karşısında olacaksınız. Hep eleştireceksiniz, hep eksiklerini ortaya koyacaksınız. Buydu. Ama biz böyle bir durumda olmak istemiyoruz. Tam tersine hükümet kim olursa olsun biz yanlarında olmak istiyoruz. Siyasetin yapılacağı yerin ayrı olduğunu belirten AK Parti Denizli Milletvekili ve MKYK üyesi Nihat Zeybekçi, meslek kuruluşu odalarımızın son yıllarda konusunda uzman açıklamalar yaptığını ve projeleri iyi şekilde değerlendirdiğini gözlemliyorum. Siyaset ayrı yerde yapılır. Siyaset konuların çözüm noktasında etkilidir. Uzman kuruluşlarımız kim olursa olsun rahat bir şekilde doğrularını söylemesi gerekiyor dedi. Doğruların söylediği şekilde getirene kadar bu şehirde bir yıl, gerekiyorsa iki yıl, tek çivit ağa çaktırmayalım, çakılmasın. Sonra öyle bir şey yapalım ki yüzyıllarca sürecek olan bir doğruya beraber ulaşalım diye. Maalesef o gün bunu gerçekleştiremedik. Ama bugün sevinerek görüyorum ki, hakikaten büyük memnuniyetle görüyorum ki, odalarımızın, uzman meslek kuruluşlarımızın bu noktaya doğru hızla geldiğini görüyorum. Doğru bir, hakikaten bu doğrunun etrafında hep beraber akılla buluşacağız. Siyaseti ayrı yerlerde yapacağız. Yani siyaseti yapmak tabii ki bu ülkede yasaklanan, bu ülkede kötü görülen bir şey asla olmamalı. Siyaset bu ülkenin problemlerinin tamamının çözümü için tek organ, tek mekanizma olmalı. Siyasetle seçilerek bir yerlere gelen insanlar hakikaten bu memleketin en itibarlı insanları. Anketlerde en güvenilen insanlar haline gelmeli. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu ülkenin en kutsal kurumu olmalı ki öyledir zaten. Bunlar ayrı, bunların dışında tabii ki uzman kuruluşlarımız da doğrularda çok hiçbir mülahaza olmaksızın, hiçbir peşin fikir olmaksızın kim olursa olsun, iktidar kim olursa olsun, siyaseten seçilip gelenler kim olursa olsun o doğru.